Ünlü sunucu Sabah Tümer neden modern hayatlı olan tümbanı kopardı? Tansa Türk genç yaşında nasıl dede oldu? Uzun süredir ortalarda görünmeyen Pınar Aylin'den hayranlarına büyük sürpriz. Kameralarımızı Çeşme'ye çeviriyoruz. Sunucu Sabah Tümer neden dünyayla bütün irtibatını kopardı? Her şey kaçırdı. Ne oldu, ne bitti? Tansa Türk'ten şaşırtan açıklama. Dede. İnanın dede oldum. Çeşme'nin en güzel koylarından Alaçatı'dayız. Sahil tıklım tıklım. Onlarca sörfçü kendini rüzgarın akışına bırakmış. Suyun üstünde kuğu gibi süzülüyor. Hatta masmavi suların üstünde yanına sadık dostunu alıp dalgalara karşı koyanlar da var. Korunmaya muhtaç çocuklar vakfı yararına düzenlenen rüzgar sörfü yarışından bu renkli görüntüler. Vakfı için sörf okulunun kapılarını açan ünlü model Çağla Kubat yorgun ama keyifliydi. Bizim için gerçekten yorucu bir iki gündü ama çok çok keyif aldık. Korunmaya muhtaç çocukların pek çoğu bu organizasyon sayesinde ilk kez denizle tanıştı. Bazıları ise sadece birkaç günde usta sörfçü olmuştu. Öğretmenleri Çağla Kubat olunca işi çabucak kaptılar. Kendilerini deneme fırsatları oldu. Çünkü sonuçta alıyorlar derslerini, geliyorlar, bütün yaz sörf yapıyorlar. Ama yarış bambaşka bir şey. Gerçekten bunun böyle bir ödülünü almış gibi oluyorlar. Çocuklar suyun içinde hem dalgalarla hem de rüzgarla mücadele ediyor. Ünlü isimler ise kıyıdan destek veriyor. İşte beyaz fötr şapkası ve aynalı gözlükleriyle hemen dikkat çeken o taraftarlardan biri. Ünlü sunucu Sabah Tümer. Çok güzel bir organizasyon. Çok çok önemli bir organizasyon. Onun için ben de koşa koşa gelip onun sunuculuğunu üstlendim. Sabah Tümer müsabakayı izledikten sonra su sporlarına merak sarmış. İşte o paddling hoşuma gitti aslında. Yapmak istiyorum dedim, onu da söyledim. Çünkü güneşin altında yatacağına en azından bir işe yarıyorsun. Yani vücudunda falan da çok... Aynen yani. Hem güneş yaşanıyorsun öyle yatacağına. Bakalım her an başlayabilirim yani yaz bitmeden. Ünlü sunucu Çeşme'deki evine televizyon almamış, interneti kapatmış, telefonun sesini kısmış ve dinlenmek için inzivaya çekilmiş. Yani dünyada neler olup bittiğinden bir haftadır habersiz kendileri. Ne oldu, ne bitti, nedir olaylar falan filan. Şimdi gidince orada bir update olmam gerekiyor. Bu kadar televizyonsuzluk da yediymiş aslında ama olsun. Ayağa kalkınca fark ediyoruz ki Sabah Tümer plaj şıklığına ayrı bir yorum getirmiş. Üst düğmelerini açık bıraktığı siyah gömleği, siyah beyaz desenli asimetrik kesim, uzun eteği ve yazlık botuyla yakıp geçiyor desek yeri. Bu yaz Bodrum'da yine kumsalda yine barlarda yine seni. Türkiye'nin en ünlü baleti Tansa Türk de Çeşme'de. Çağla Kubat'ın sörf okulundaydı. Ama selfie çektirmekten içeri girmesi biraz uzun sürdü. Ben teşekkür ederim. Tansa Türk etkinliğe eşi Alona, kızı Ada ve oğlu Teo ile birlikte katılmıştı. Ama belli ki Teo biraz yorgun. Daha içeri girer girmez resmen babasının kucağına tırmanıverdi. Tatildeyiz. Yani Çeşmeliyim ben biliyorsunuz zaten. Hı-hı. İzmirliyim. Çeşme'de de çok büyüdük daha doğrusu diyelim. Şimdi de burada bir evimiz var. Onun için Çeşme her zaman bizim için. Tansa Türk için tatilin son günleriymiş. Toplanmaya başlamışlar. Kızımın okulu erken başlıyor. Eylül'ün başında başlıyor. İşte onun okuluyla beraber artık geri dönmeye başlayacağız herhalde. Geri dönüş yoluna gireceğiz. Tansa Türk zaten İzmirli ama Alona Hanım da artık İzmirli olmuş. Tam bir Çeşme aşığı. Yani güzel geçiyor çünkü Teo da artık büyüdü. Yani 2 yaşında olduğu için daha rahatız. Artık hareket edebiliyoruz. Ada da iyice 6 yaşında olma, artık keyifli zaman geçiriyoruz. Keyifli arkadaş zaman gibi. Valla güzel geçiyor. Yani burası zaten müthiş bir yer. Güneş, rüzgar, hiç yani her harika. Yani çok evet, mutluyuz burada. Bütün Türkiye'ye baleyi sevdiren ve yayan Tansa Türk şu günlerde hayatının en mutlu dönemini yaşıyormuş.
Bakın neden? Baktığınız zaman böyle çok da yaşlı bir insan değilim. Tırnak içinde. Ama şu anda çok güzel bir şey yaşadım. Öğrencimin öğrencisi mezun oldu. Süper. Yani öğrencimin öğrencisinin mezun olması benim için meslekte gelinebilecek en yüksek mertebelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Mesleki açıdan dede oldum. Dede. İnanın dede oldum. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı hareketli Çeşme sokaklarında Pınar Aylin ve eşi Süleyman Bey'e rastlıyoruz. Alaçatı'da balık keyfi yapıyorlar. 7 yıldır beraberler, 2 yıldır evliler ama hala liseli aşıklar gibiler. Baştan aşağı aynı giyinmişler. Gömleklerinin modeli gibi rengi bile birebir aynı. Bugün sözleşmişiz gibi böyle giyinmişiz. Devamlı yapar mısınız böyle şeyler? Yok canım, tamamen tesadüf. Süleyman çünkü yemeğe bizimle gelmedi. Sonra buluştuk. Bir baktık ikimiz böyle çıkmışız. Uzun bir süredir ekranlardan uzaktı Pınar Aylin. Meğer tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etmişler. Biz buraya yerleştik. Bilmiyorum haberiniz var mı? 2 senedir buradayız. Zaten doğma büyüme İzmirli Pınar Aylin. İstanbul'un kaosuna daha fazla dayanamamış. Memleketine dönmüş. Zaten İzmirli olduğumuzdan hep kendimizi buraya ait hissettik ama şimdi yaşamı da buraya döndürünce çok güzel, çok şükür, hep daim olsun inşallah. Çeşme'ye taşınıp inzivaya çekildi diye işlerden elini ayağını çekmemiş Pınar Aylin. Hatta bir kitap yazıyormuş şu aralar. Bu arada benim için en güzel şey, ben kitap yazıyorum bitmek üzere. Süper. Ve bir roman geliyor. Çeşme gecelerindeki turumuza devam ediyoruz. Survivor'ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz da Alaçatı'da. Öyle bir bronzlaşmış ki gece karanlıkta güçlükle seçiliyor. Buradayız. İzmir'de çekimler bizim dizinin. O yüzden burada bir ev tuttuk. Buradan gidip geliyorum. Hem tatilimi yapıyorum hem çalışıyorum. Dünyanın en zorlu yarışmasından galip ayrılmayı başaran tek yarışmacı Merve Oflaz. Geçmişte 2010'da şampiyon olduğum için, yani kazandığım için yarışmayı, benim için tabii ki çok gurur verici bir şey. Aynı yollardan geçtiğinden bu yıl Survivor'ı farklı bir heyecanla takip etmiş. Bir de favorisi varmış. Bir bayan kazanmadı. Ben her sene böyle Allah'ım ne olur kazansın, bu sene Damla'yı destekliyordum çok. İstediğim de çok kazansın. Ama olamadı. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bir bayan kazanır da kız çocuklar başka bayanların isimleriyle yarışır.